Sen de benim gibisin. Korktun mu? Niye korkayım ki? Hala biraz öfkelisin sanırım. Bundan sonra babanın bize bunları yaşatmasına izin vermeyeceğim. Haklısın. Burada yaşadıkların... Burada yaşadığım hiçbir şeyi ömrümün sonuna kadar unutmam. Babam bu durumda olmasa bir dakika bile durmam burada. Gideceğiz buradan. Nereye? Nereye olursa olsun. Yeter ki buradan uzak olsun. Ne diyeceğimi bilmiyorum Zeynep. Keşke sana gitme diyebilseydim. Babamın yerine senden özür dilemek biraz manasız olur ama... Biliyor musun, babana hiç benzemiyorsun. Yine de onun oğluyum. Doğru. Sen de bir başatsın. Evet, suçlu benim. Ama yapacak bir şey yok. Neyse, boş ver. Geçti artık. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman diyorsun? Babam biraz toparlansın. O zamana kadar buradayım, mecburen. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin Zeynep. Geç oldu. Gökhan. Geceni de mahvettim. Sen şimdi benden özür mü diledin? Yok yani ben kendi içimde haklıydım da. Sonuçta sizin için özel bir geceydi. Yani nişanlının annesi falan. Hayır. Banu benim nişanlım değil. Öyle mi? Ben öyle bilmiyordum. Yok. Yani öyle bir şey yok. Ama öyle söylemiyorlar. Ne söylerlerse söylesinler. Sen bunları kafama takma Zeynep. Ben ne kafama takacağım canım? Bana ne? Tamam Zeynep. İyi geceler. İyi geceler.